Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün Mihai Ciksen hikayesinden yola çıkarak, kendisinin de aynı zamanda ortaya koyduğu bir teori olan Akış Teorisinden bahsedeceğim. Kendisinin bununla ilgili yazdığı kitap çok çok güzel. Merak edenler lütfen onu şöyle bir baştan sona okusun. Bütün her tarafının altı çizilecek bir kitap. Ee, ama ben bugün Daniel Pink'in Drive kitabında bu akışla ilgili ve Mihalli'nin hikayesine yer verdiği bölümden e, bazı şeyler paylaşacağım. Altını çizdiğim cümleleri paylaşayım demiştim ama bir baktım kitabın buradaki birkaç sayfasını okumam gerekiyor. Ben de madem dedim benden bir süredir işte sesli kitap yap, masal oku, bir şey oku falan diyenler oluyor. Ben de açayım bu sayfaları üstünden okuyarak gideyim dedim. Eee bir noktadan sonra uyuyakalanlar olacaktır. Onlara iyi uykular <laughs> dileyerek okumaya başlıyorum bu hikayeyi. 1944 yılının yaz mevsiminde bir sabah 10 yaşındaki Mihai Çiksen Mihaly Budapeşte'deki bir tren istasyonunda annesi, iki erkek kardeşi ve kendilerini uğurlamaya gelen 70 kadar akrabasıyla oturmaktaydı. İkinci Dünya Savaşı tüm hızıyla sürüyordu mihver ülkelerinin kararsız ülkesi Macaristan, politik ve coğrafi olarak büyük baskı altındaydı. Macaristan'ın ABD ve İngiltere ile gizli barış görüşmeleri yapmasına misilleme olarak Nazi askerleri ülkeyi işgal etmekteydi. Öte yandan Sovyetler de başkente doğru ilerlemekteydi. Gitme zamanıydı. Dört kişilik aile Venedik'teki diplomat babalarının yanına gitmek üzere trene bindi. Tren güneybatıya doğru yol alırken uzaklarda bombalar patlıyordu. Trenin pencerelerinden içeri mermiler giriyor, tüfekli bir asker trenden karşılık veriyordu. 10 yaşındaki çocuk kanepenin altına sinmişti. Korkuyordu, biraz da sinirlenmişti duruma. Çiksen Mihaly 65 yıl sonra o anda büyüklerin nasıl yaşanacağına dair hiçbir fikirleri olmadığını düşündüm diyecekti. Bindiği tren Tuna'dan geçen son tren olarak anılacaktı uzun yıllar. Yola çıkışlarından kısa süre sonra hava taarruzlarıyla Macaristan'ın ana köprüleri imha edilmişti. Çiksen Mihalyi ailesi iyi eğitimli, birbirlerine sıkı sıkıya bağlı insanlardı ama savaş hayatlarını yerle bir edecekti. O sabah tren istasyonuna gelen akrabalarının yarısından fazlası 5 ay içinde hayatını kaybetti. Çiksen Mihalyi'nin Erkek kardeşlerinden biri Ural dağlarındaki çalışma kampında 6 yıl kaldı. Diğeri de Sovyetlere karşı savaşırken öldü. Çiksen Mihailye bu yaşadıklarım beni düşünmeye sevk etti diyordu. Yaşamanın bundan daha iyi bir yolu olmalı. Ya yani ne kadar aslında hep hikayeler belli bir noktada toplanıyor. Böyle şeyler yaşayan insanlardan böyle teorilerin çıkması hiç şaşırtıcı değil. Nazi Almanyası'nın zulmüne ve Sovyetlerin ülkesini işgaline tanıklık ettikten sonra delikanlılık çağlarında Çiksen Mihalye itaatten haklı şekilde bıkmış durumdaydı. Seveceği bir şey arıyordu ama onu okulda bulamadı. 13 yaşında liseden ayrıldı. Geçinebilmek için 10 yıl Doğu Avrupa ülkelerinde çeşitli ve kimi hayli garip işlerde çalıştı. Genç beynini kurcalayan daha iyi nasıl yaşanır sorusunun cevabını bulabilmek için din ve felsefe konusunda bulabildiği her şeyi okudu. Öğrendikleri onu tatmin etmeyecekti. Ta ki Carl Jung'un psikoloji konusunda verdiği bir seminere rast gelene kadar. O gün aradığı cevapları psikolojinin vereceğini anladı. 22 yaşındayken 1956 yılında Çiksen Mihaly ABD'ye psikoloji okumaya gitti. Chicago'ya indiğinde Cebinde 1 dolar 25 senti olan, liseden kovulma, İngilizce ile tek aşinalığı Pogo karikatürlerinden ibaret bir gençti. Chicago'daki Macar tanıdıkları ona iş ve kalacak yer bulmasında yardım etti. Latince ve Almanca bilgisi, okuyup yazamadığı bir dilde girdiği Ileonis Lisesi denklik sınavlarını geçmesini sağladı. Ileonis Üniversitesi'ne yazılıp gündüzleri okudu, geceleri bir otelin muhasebesini tuttu. Sonunda Chicago Üniversitesi'nin psikoloji bölümüne girdi ve orada ABD'ye ayak bastıktan 9 sene sonra doktorasını aldı. Ancak Cixken Mihaly psikolojinin ana akımlarına kapılmayı reddetti. Çok da uzun olmayan bir süre önce bir bahar sabahında bana hayatla ilgili pozitif yenilikçi, yaratıcı yaklaşımı incelemek istediğini, Sigmund Freud'un patolojik tedaviye dönük görüşleriyle, Skinner'ın mekanik çalışmalarıyla ve davranış olgusunu basit etki-tepki düzlemine indiren diğer bilim adamlarının yaptıklarıyla ilgilenmediğini söylemişti. Yaratıcılık üzerine yazmakla işe başladı. Yaratıcılık onu oyun konusunu araştırmaya yöneltti. Oyunu araştırması insan deneyimine dair gizli kapıların açılmasını sağladı. Ve bu sayede de tanınan bir isim oldu. İnsanlar bir oyunda Çiksen Mihalyi'nin ototelik deneyimler adını verdiği Yunanca oto yani kendi kendine ve telos hedef veya amaç şeylerinden oluşan bu kelimeyi ototelik deneyimler adını verdiği bir durumu yaşar insanlar. Ototelik bir deneyimde hedef kişinin kendi kendini gerçekleştirmesidir. Faaliyet kendi kendisinin ödülüdür. Çiksen Mihaly'nin doktora çalışmaları sırasında gözlemlediği ressamlar dediğine göre yaptıkları işe kendilerini o kadar kaptırmışlar ki adeta transa geçmişler. Onlar için zaman çabuk geçiyormuş ve öz bilinçlilik durumu tamamen ortadan kalkmış. Kendisi bu tür faaliyetlerin cazibesine kapılmış başka insanlar üzerinde de çalıştı. Aralarında kaya tırmanıcıları, futbolcular, yüzücüler, mağara kaşifleri gibi kişilerin olduğu bu kişilerle mülakat yaparak bir faaliyeti ototelik yapan şeyi bulmaya çabaladıysa da sonuçlar onu hayal kırıklığına uğrattı. Sonraki günlerde şöyle yazacaktı. İnsanlar bir dağa tırmanmanın veya çok güzel bir müzik parçası çalmanın nasıl bir duygu olduğunu hatırlamayı denediklerinde anlattıkları genellikle klişe ve derinlikten uzak şeylerdi. Çiksen Mihaly'nin İnsanların deneyimlerini o anda mercek altına yatırabilmeye ihtiyacı vardı. 1970'lerin ortalarında yeni ve çığır açan bir teknoloji, bugün artık 12 yaşındaki her çocuğun antika gözüyle bakıp güleceği bir yenilik imdada yetişti. Elektronik çağrı cihazı. O sıralarda Chicago Üniversitesi'nde hocalık yapan ve kendi psikoloji laboratuvarını yöneten Ciksel Mihaly'e bir çağrı cihazı alıp Son sınıf öğrencilerine her gün kendisini rastgele çaldırmalarını istedi. Çağrı cihazı her arandığında yapmakta olduğu işi ve o sırada kendisini nasıl hissettiğini not aldı. Güney Kaliforniya'da şimdilerde ders verdiği Claremont Graduate Üniversitesi'nde odasında konuşurken çok eğlenceliydi diye hatırlıyor o günleri. İnsanların nasıl yaşadıklarına dair çok ayrıntılı bir resim elde ediyordum. Bu test sürüşünü esas olarak deneyim örnekleme yöntemi adı altında bir metodoloji geliştirdi. İnsanları günde 8 defa rastgele aralıklarla arıyor ve onlara neler yaptıklarını, kiminle beraber olduklarını, o anki ruh hallerini nasıl tanımlayabileceklerini soruyordu. 7 günün sonunda verileri bir araya getiriyor ve spiral ciltli bir defter üzerinde bir kişinin haftalık mini sinemasını oluşturuyordu. Tek tek verileri birleştirince ortaya bir insanın deneyimlerinden meydana gelen eksiksiz bir kütüphane çıkar. Çiksen Mihaly bu sonuçlardan yola çıkarak ototelik deneyimlerin kabuğunu soymaya başladı. En az onun kadar önemli bir şey yaptı ve o garip Yunan esinli terimi bir kenara bırakıp insanları öylese anları tanımlamakta kullandıkları bir kelimeyi kullanmaya başladı. Bu kelime de akış. İnsanların hayatındaki en üst düzey, en tatmin edici deneyimler insanların akış halinde oldukları anlarda yaşanıyordu. Ve bu, daha önce hiç tanımlanmamış olan esrarengiz ve deneyüstü ruh halinin sırrına vakıf olmak aslında hiç de zor değildi. Akışta hedefler nettir. Dağın zirvesine çıkmanız, topu filenin üzerinden karşıya geçirmeniz veya kili doğru şekilde kalıba koyup pişirmeniz gerekir. Geri bildirim çok hızlıdır. Dağın zirvesi ya yaklaşır ya da uzaklaşır. Top ya karşı tarafın sahasına ya da dışarı düşer. Yaptığınız çömlek ya pürüzsüz ya da yamuk çıkar fırından. Daha da önemlisi akışta bir kişinin yapması gerekenle yapabileceği arasında ilişki mükemmeldir. Yüzleşilen sınav ne çok kolaydır ne de çok zor. Kişinin mevcut becerilerinin bir iki kademe üstünde bir çaba gerektirir. Bu da vücudu ve zihni öyle bir zorlar ki çabanın kendisi en lezzetli ödül haline gelir. Bu denge diğer günlük deneyimleri kolayca gölgede bırakan bir odaklanma ve memnuniyet düzeyi yaratır. Akış içerisinde insanlar o anı öylesine yoğun bir biçimde deneyimler ve kendilerini o denli her şeye hakim hissederler ki zaman, yer ve hatta benlik bilinçleri eriyip yok olur. Özerk olmasına, özerktirler. Ama özerklik bir kenara kendilerini kaptırmışlardır. Şair A'denin de yazdığı gibi çalışırken kendilerini unuturlar. Bu ruh hali tren Avrupa'nın raylarında yol alırken belki de o 11 yaşındaki çocuğun aradığı şeydi. Akışa ulaşmak. Tek bir an için değil, bir yaşama etiği olarak bir aşçı, cerrah veya tezgahtar olarak ustalaşmak için o güzel bir objeye dalıp gitme halini muhafaza etmek aranan cevaptı. Belki de yaşamak böyle olmalıydı diyerek bu bölümü böyle bitirmiş. Şimdi bence hikayesi zaten çok etkileyici ve bana çok anlamlı geliyor. Az önce söylediğim gibi yani zaten bu deneyimleri yaşayan, böyle zorluklardan geçen insanlardan böyle ee, teorilerin çıkması ve dünyaya yayılması hiç tesadüf değil hiç şaşırtıcı da değil ve e, az önce ben bunları okurken zihninizden bilmiyorum neler geçti hangi deneyimler geçti nerede öyle hissediyordum nasıl hissediyordum gibi şeyler bence çok kıymetli herkes için farklıdır herkes başka bir şeyi yaparken bunu hissedebilir ve herkes için bu dünyada bu akış deneyimini yaşatacak şeylerin olduğuna çok eminim Henüz bulamamış, deneyimlememiş olabilenler vardır ona okeyim. Ya da denemiş, uzaklaşmış, geçmişte kalmış, çocukluk zamanlarına gömmüş de olabilir insan. Ama işte az önce e, bu şartlarını, içinde neler var dediğim şeydeki e, maddeleri hatırlarsak işte bir zorluk beceri dengesi var. Yani senin birazcık o konuya meyilin, becerin olacak ama birazcık da zorlanacaksın bir iki böyle kademe ki oraya bir odaklanman gerekiyor ruhsal, fiziksel, bedensel olarak e, net hedefler var. Anında geri bildirim var. O dağa tırmanıyorsan ya yaklaşıyorsun ya uzaklaşıyorsun. Çok net yaptığın şey. Ve işte kendini kaybetmek, zaman, yer algısını kaybetmek, kim olduğunu bile unutacak kadar o şeyin içinde kaybolmak var. E ve günün sonunda da ortaya bir yaratım çıkıyor, bir başarı yani dağın tepesine çıktın, bir seramik bir şey yaptın, bir iş, bir ne bileyim bir dosya hazırladın bilemiyorum her neyse. Yani buradaki şöyle bir notum var. Netflix izlerken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum dediğinde akışta olmuyorsun. Akış olabilmesi için bir üretimin ortaya çıkan bir şeyin olması gerekiyor. Ee, burada kendisinin bunu araştırırken kullandığı o çağrı cihazı deneyimi bence çok güzel. Ee, İnsanın belki kendine de yapabileceği bir şeydir bu. Kendine saatleri kurarsın ve bakarsın bakalım çalışırken ya da bir şeyle ilgilenirken o anda ne hissediyorsun? Ne oldu? Kayboldun mu? Gittin mi? Yoksa yok her şeyin farkındayım. Kim olduğumu biliyorum, neredeyim, ne yapıyorum? Çok çok farkındayım. Belki bu da yardımcı olabilir insanın kendine dönüp bakması için. Ya da bu bilgilerin eşliğinde yeni bir şey deneyimlerken orada mıyım, değil miyim? Ya orada olmak neden kıymetli? Bu şekilde iş yaparken çok fazla iş yaptığını hissetmiyorsun. Zaten sana çok iyi geliyor, ruhuna çok iyi geliyor ve sana bu kadar iyi gelen şeyin sonucunda da ortaya çıkan şey herkese iyi geliyor. Böyle şeyleri bulup içine girmek bu yüzden çok kıymetli. İş hayatında da normal hayatta da iş hayatında buna son dönemlerde çok önem verilmeye başlandı. Çünkü zaten o akış deneyimi içinde o işi bu halde yapan kişinin hem ortaya koyduğu sonuçlar çok verimli oluyor, hem de çok rahat bir şekilde ilerliyor. Senin onu aşırı motive etmen, aşırı para vermen, aşırı kaynak bulman falan gerekmiyor. Ee, i̇şte Çiksen Mihaly'nin dediği gibi yani o yaptığı şeyin kendisi ödül gibi bir şey oluyor zaten. Bununla ilgili çeşitli araştırmalar var. O akış halini yaşayan insanlar mesela %30 daha az maaşı talep ediyormuş. Yani onun için o önemli değil. ya Bu arada yani bu para önemli değil, işte diğer şeyler önemli değil. Önemli olan sadece bunu hissetmek anlamında söylemiyorum ama sen zaten e, bir şeyi yaparken içinde kayboluyorsan ve o zaten kendisini ödül olarak deneyimliyorsan diğer şeylere çok fazla takılmıyorsun. Peki tam tersi noktada ne oluyor? Sen bundan uzaklaştıkça bütün ilgini anlamını kaybediyorsun ve asıl konudan işten her neyse uzaklaşıp ee, tamamen dışarıdan gelen şeylere sarılıyorsun, onlardan motive olmaya çalışıyorsun. Onun da bir kısacık ömrü oluyor. İşte para istedin verildi, 3-5 ay sonra bir etkisi olmuyor. Başka şeyler istedin oldu olmuyor. Özel hayatında, sosyal hayatta da aynı şekilde. O yüzden insanın kendine bu akış gözüyle, akış gözlükleriyle bakması, kendini o açıdan incelemesi, kendi kendine ya da buradaki deneydeki gibi başkalarından yardım alarak e, hani gün içinde kendini izlemesi, not etmesi, bakması bence önemli diyerek bu minicik akış bölümünü burada bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.